dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin Es folgt Das Radio Kassel. Radio Kassel Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Merhaba. Hava bol bulutlu, yer yer güneşli gök gürültülü ve sağanak yağmurlu. Yükseklerde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ila 12 derece arasında değişecek. Salı gecesi genellikle kuru, yer yer yağmurlu ve bulutlu olacak. Sıcaklık 1 ila 5 derece arasında değişecek. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü İstemek ve yapmak arasında. Latin Amerika, Türkiye, Almanya Kadınlar Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde dünyanın pek çok ülkesinde şiddete karşı ve daha fazla hak talebiyle yine sokağa çıktı. Yıllardır tek güne sıkıştırılarak tekrarlanan taleplerin gerçekleşmesi için harekete geçme ertelene ertelene 2020 yılına gelindi. Özellikle Latin Amerika'da çok sayıda gösteri yapıldı. Sokaklara çıkanlar öncelikle durmak bilmeyen Latin Amerika'daki kadın cinayetlerine dikkat çekti. Berlin ve Hamburg, Köln gibi diğer şehirlerde sokağa çıkan binlerce kadın ırkçılık ve ayrımcılığın yanı sıra kadınlara yönelik şiddet, kürtajı yasaklayan 219A maddesini protesto etti. Ayrıca eşit işe eşit ücret bakım işlerinin toplumsallaştırılması talep edildi. 14 yıldır hükümetin başında bulunan ve yıllardır dünyanın en güçlü kadın olarak görülen Angela Merkel'e rağmen cinsler arası eşitliğin anayasada yer aldığı Almanya, Estonya ve Çek Cumhuriyeti'nden sonra kadınların kendileriyle aynı pozisyondaki erkeklerden çok daha az maaş aldığı üçüncü ülke durumunda. Buna göre kadınlar aynı işte erkeklerden ortalama %22 oranında daha az maaş alıyor. Yasal düzeyde eşitlik için bir dizi önlem alınmasına karşın sigortasız ve güvencesiz işlerde çalışanların çoğunu da %62 ile kadınlar oluşturuyor. Yaşlılıkta yoksulluktan da kadınlar çok daha fazla oranda etkileniyor. Emeklilik maaşları arasındaki ortalama fark %53'e kadar çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Fondeleyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Michel'le görüşmek üzere bugün Brüksel'e gidecek. Saat 18'de bir araya gelecek taraflar Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri, mültecilerin durumu, güvenlik ve Suriye ile ilgili konulara görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü yaptığı bir konuşmada Brüksel'de Avrupa Birliği Türkiye Mülteci Mutabakatı ve Suriye'deki durumun görüşüleceğini ve Türkiye'nin sığınmacılar için daha fazla uluslararası yardım almayı beklediğini söyledi. Brüksel'e yakın kaynaklar yapılacak görüşmelerde von der Leyen ve Michel'in Erdoğan'dan Türkiye'nin mülteci mutabakatına uymasını talep edeceğini belirtti. Türkiye'nin geçen hafta Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara ve göçmenlere pazar kule sınır kapısını açması Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde gerginliğe neden oldu. Bazı Avrupa Birliği temsilcileri Türkiye'yi şantaj yapmakla suçlarken bazı üye ülkeler Türkiye'nin mutabakatı uygulamaya devam etmesi durumunda ek mali yardım yapılabileceğini yönelik açıklamalar yaptılar. Türkiye-Yunanistan sınırı Sığınmacıları engellemek için göz yaşartıcı gaz ve tazikli su kullanıyor. Yunanistan, Türkiye sınırında mültecilere karşı şiddet kullanmaya devam ediyor. Almanya ise iyi niyet gösterisi olarak Yunan adalarındaki kalabalık kamplardan reşit olmayan, hasta ve kimsesiz birkaç yüz çocuk almaya hazırlanıyor. Bu sabah Başbakanlık'tan yapılan açıklamada bu çocukların Almanya'ya yerleştirilmesinin bir Avrupa çözümü çerçevesinde gerçekleştirileceği kaydedildi. Koalisyon taraflarının planı Ege adalarında zor insani koşullar altında yaşayan, sayısı 1000 ila 1500 arasında olduğu tahmin edilen sığınmacı çocukların gönüllü olacak Avrupa ülkelerine dağıtılmasını öngörüyor. SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken'in pazartesi günü ZDF kanalına yaptığı açıklamada, çocuklar konusunda uzlaşmaya varmamız utanç verici derecede uzun sürdü, dedi. Almanya'da uzun süredir pek çok kent ve yerel yönetim, Yunanistan'dan mülteci alınması için federal hükümete çağrı yapıp izin vermesini talep ediyor. Yunanistan'dan mülteci alımı federal hükümetin sorumluluğuna giriyor. Almanya'da aralarında Köln, Düsseldorf, Hannover, Potsdam gibi irili ufaklı 140 belediye mülteci alınması için başvuruda bulunmuş. Ayrıca pek çok kentte "Bizde yer var" sloganıyla sığınmacı alımı için gösteriler düzenlenmişti. Pazar günü Potsdam'da sınırların açılması talebiyle bir gösteri yapıldı. Gösteri özellikle SPD ve CDU parti merkezlerinin önünde gerçekleşti. Zeybürk'e organizasyonu pazar günü saat 15'ten itibaren postamda bir gösteri yaptı. Sebep geçtiğimiz hafta Yunan-Türk sınırında yaşanan insanlık dışı durum. Gösteri sınırları aç, hayat kurtar. Faşizmle savaş sloganı altında yapıldı. Büyük koalisyon partileri SPD ve CDU parti merkezleri önünde ara mitingler gerçekleştirildi. Zarbülüke yöneticileri her iki partinin politikacılarına büyük koalisyonda görev yapan partili arkadaşlarına sığınmacıların kabulünü engellemekten vazgeçmesi için baskı yapmaya çağırdı. Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının fiilen silahlandırılmasını kınayan girişim Yunanistan'da insanlara saldıran faşistlerin durdurulmasını istedi. Bunun yerine dayanışmacı, kozmopolit bir Avrupa oluşturulması talep edildi. Zeybrüke, SPD'de durmayan saha kayışın örneği olarak SPD'li Brandenburg Avrupa Bakanı Katrin Lange'yi gösterdi. Haberlere göre Potsdam'da belediye başkanı Mike Schubert, Yunan mülteci kamplarında kalan ebeveynsiz çocukları almak istiyor. Ancak federal düzeyde SPD, CDU, CSU, Büyük Koalisyon Hükümeti Yeşiller tarafından 5000 mültecinin hemen kabul edilmesi önerisini reddetti. Hamburg'da da binlerce insan Türkiye'deki mültecilerin kabul edilmesi talebiyle sokağa çıktı. İltica haktır, tecrit öldürür ve Avrupa'da insanı kabul yazılı pankartlar taşındı. Zeybrüke kilise kuruluşları, mülteci meclisi ve Asya tarafından çağrısı yapılan gösteriye 5000 kişinin katıldığı açıklandı. Kleine Avrupa resmi sınırlarını kapatırsa ve mültecilere yönelik Devlet şiddeti artarsa dayanışma ve sığınma hakkı için herkes sokaklara çıkmalı dedi. Günlerdir Almanya'nın birçok kentinde binlerce insan Avrupa Birliği mülteci politikasına karşı sokaklara çıkıyor. Daha salı günü binlerce insan sınırların açılması talebiyle Başbakanlık önünde gösteri yaptı. Berlin'den başka Hamburg, Leipzig, Frankfurt ve Münster'de de cumartesi günü eylemler yapıldı. Bundan başka İsviçre ve Avusturya'da da gösteriler yapıldığı haberleri geldi. Almanya İçişleri Bakan Horst Seehofer ise Yunanistan'ın sınırdaki göçmenleri ve mültecileri her pahasına durdurma girişimi ve politikasını destekledi. Türkiye geçen hafta Avrupa Birliği sınırlarının göçmenlere açıldığını ilan etmişti. Birleşmiş Milletler'e göre şu anda binlerce insan Yunanistan-Türkiye sınırında bekliyor. Yunan güvenlik güçleri insanların girişini engellemek için göz yaşartıcı bomba, plastik mermi ve tazikli su kullandı. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin in programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.